Değerli arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, merhabalar. İyi bir hafta sonu dileklerimle analizime başlamak istiyorum. Sevgili dostlar, evet endeks son derece güzel bir seyir içerisinde. Umuyorum ki yüzler bu anlamda gülüyordur. Değerli dostlar, hatırlayacağınız üzere 7 Ocak tarihinde sizlerle bir analiz paylaşmıştım. Ve yabancı takas oranına dikkat çekmek kaydıyla yabancı takas oranında kararlı bir yükselişin olduğunu, dikkat çekici bir yükselişin olduğunu ve bu yükselişin kokusunun çıkacağını, bir şekilde sebepsiz yere yabancının bu şekilde ciddi bir alım pozisyonunda olmayacağını ifade etmeye gayret göstermiştim. Tabii ki o tarihlerde endeksin 89.990.000 civarlarında olması çok ciddi bir karamsarlık yaratıyordu. 90.000 üzerinde kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Veya genel anlamda dünya genelinde yaşanmakta olan küresel ekonomik koşullardaki olumsuzlukların da etkisiyle 70 binler, 60 binler, 50 binler afaki bir şekildeki söylemlerle havada uçuşuyordu. Ben bu analizi yaptığım zamanlarda gerçekten çok ciddi eleştiriler de aldım. Yabancı takas oranındaki artış bilgisinin bir çöp bilgi olacağını ifade edenler, ben doktorum, efendim şuyum, buyum diyerekten kimi kandırıyorsun kardeşim şeklinde çıkışlarda bulunup da hakaretamiz sözlerle beni eleştirmeye çalışanlar, hepsine selam olsun diyorum. Arkadaşlar, bazı gerçekleri bilmek gerekiyor. Yani atarak tutarak yorum yapmanın, şuraya gider veya buraya gider şeklinde, derbi maçına gider gibi illa benim takımım kazanacaktır şeklindeki içgüdüsel bir yaklaşımla yorum yapmanın hiçbir anlamı olmadığını her zaman için söylüyorum. Ve özellikle de bir parantez açmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bundan 2 hafta önce ben endekste iyi şeyler bekliyorum, yabancı takas oranı artıyorum dedim ve bugün endeks bu noktaya geldi şeklinde ben demiştim edebiyatı yapmayı, asla seven bir insan değilim. Çok samimi ve dürüst bir itirafla şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ben endeksin bu analizden sonra 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde böyle bir atak yapmasını asla beklemiyordum. Sadece ve sadece yabancıların bir seçim yatırımı olması babından ve belki bir ay sonra, belki 15 gün sonra, belki 2 ay sonra başlatabilecekleri bir atağın ön hazırlıklarını yaptığına dair sizlere bir yorum ve analizde bulundum. Hiçbir şekilde beklentim bu kadar kısa bir süre içerisinde endekste ciddi bir atağın olması değildi. Endeksin bu kadar hızlı bir atak yaşamasındaki en önemli faktör ise bildiğiniz gibi ayı piyasasına girmiş olan özellikle ve özellikle Dow Jones ve de Japonya endeksinin, bu arada tabii ki Almanya'yı ve Avrupa'yı da bunun içine katmak lazım. Bu endekslerdeki önemli ataklar, Brexit olayıyla ilgili olarak tekrardan bir ihtimallerin bazı çözüm olasılıklarının ortaya çıkması derken, bu tür faktörleri de ve yurt dışındaki bankacılık sektörüne yönelik olan ilginin de etkisiyle bu gerçek ortaya çıktı. Ama esas gerçek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yabancı her şeyi öncesinden hissediyor. Benim o analizimde, 7 Ocak tarihli analizimde dikkat çekmek istediğim husus buydu. Yabancı hiçbir şekilde sürü psikolojisi içerisinde hareket etmez. Sinsi bir şekilde öncesinden planlarını yapar. Yani yabancı bugünleri önceden gördü. Düne kadar ciddi bir şekilde endeksin 90 binler, 88 binler, 87 binler seviyelerine geri çekildiği dönemlerde bu kadar ısrarlı bir şekilde alım yapıyorsa ve yaptıysa onun bir hesabı vardı, bir beklentisi vardı. İşte bu günleri bekliyordu. Ama onlar o günlerde alım yaparken biz ne yapıyorduk? Karamsarlık içerisinde belki de 3-5 kademe bir avantaj gördüğümüz anda satış yapıp lanet olsun borsadan bir şey olmaz diyerekten kaçıyorduk. Değerli arkadaşlar, o analizimde şöyle bir tabloyu da sizlerle paylaşmıştım. Yabancı takas oranındaki artışın şöyle bir ivmelenme yaşadığı bir süre içerisinde, bakınız şu bölgelerden şu bölgelere kadar yaşamış olduğu ivmelenmeyi bir örnek gösterme kaydıyla, bu tarihlerde 72-75 bin seviyelerinde, Kasım 2016 tarihinde 72-75 bin seviyeler bölgesinde iken yabancı takas oranında başlayan artış sonrasında
Bu yabancı takas oranının %66'lar seviyesine ulaştığı süreçte endeksin de 120 bin seviyelerine ulaştığını bir şekilde sizlere sunmaya çalışmıştım. Ve benzer bir tablonun son dönemlerde de yaşanmakta olduğunu, yabancı takas oranının şu bölgelerde olduğu gibi aynen ciddi bir yükseliş eğilimini göstermekte olduğunu ve endeks grafiğinin de üstüne çıkacak bir seyir içerisine girebildiğini ve bunun da manidar olduğunu, yabancının net bazı beklentileri olmaz ise bu tabloyu ve bu grafik yapısını oluşturmayacağını sizlere ifade etmeye çalışmıştım. Ve ardından demiştim ki bu analizin daha gerçekçi olabilmesi için bir de dolar bazında duruma bakmak gerekir. TL bazındaki hareketlilikler özellikle dolar kurundaki etkileşimler sebebiyle yanlış mesajlar verebilir bize. Dolardaki çok ciddi bir hareketlenme söz konusu. Hisse senetlerimiz dolar bazında ciddi şekilde ucuzlamış durumda. En gerçekçi bilgiyi bize dolar bazındaki tablomuz verecektir. Ve endeksin dolar bazlı grafiğiyle yabancı takas oranı arasındaki korelasyonunu gösteren grafiğimiz şunu bize ifade ediyordu. Dolar bazlı olarak bir yükseliş eğilimi var ise endekste kalıcı bir yükseliş, kalıcı demeyelim de endekste önemli bir atak yaşanabilir. İşte burada gördüğümüz gibi beyaz grafikler, beyaz çizgiler ile gösterilmiş olan grafiğimiz, eğrimiz yabancı takas oranını göstermekte ve yabancı takas oranı yani beyaz eğri ne zaman yönünü yukarı çevirmiş ise endeksinde önemli bir atak yaşadığına tanık olmuşuz. Şu bölgelerde olduğu gibi, şu bölgelerde olduğu gibi bakınız burada endeks grafiğinin bir şekilde daha doğrusu yabancı takas eğrisinin endeks eğrilerinin aşağısına indiğini görüyoruz ve net bir şekilde bir geri çekilme eğiliminin varlığına tanık oluyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi net bir alçalan trend başlamış durumda. Şimdi sevgili arkadaşlar, dolar bazlı grafiğimizin şu anki tablosuna bakacak olur isek, canlı tabloya bakacak olursak, son veriler itibariyle tabloya bakacak olursak, evet endeksin 18.45 veya 18.5 diyelim biz buna yuvarlak hesap ile dolar bazlı bir kapanış değerine sahip olduğunu ve yabancı takas oranındaki artış eğiliminin de halen buradaki olumlu ivmeyi devam ettirecek şekilde olumlu yönde devam ettiğini görüyoruz. Yani yabancı takas oranındaki artış dolar bazlı endeks grafiğini destekler konumda. Bununla ilgili herhangi bir problem bulunmamakta. Şimdi sevgili arkadaşlar, yabancı takas oranının şu grafiğimizde, evet haftalık detaylarına baktığımız zaman yabancı takas oranının bu haftayı %0.37'lik bir kayıpla tamamladığını görüyoruz. Ancak %65.56 seviyesine ulaştıktan sonra oluşan bir minik bir kayıp söz konusu. Evet bu kaybı dikkate almak kaydıyla yabancının 100 bin seviyelerine yaklaşır iken artık 88-90 bin aralığından yapmış olduğu alımlarını realize etme niyeti içerisine girmiş olabileceğine dair bu durumu bir sinyal veya eksi bir puan olarak algılayabiliriz. Ama bunun önümüzdeki hafta nasıl devam edeceğini takip etmek durumundayız. Bu birinci bir husus. Yalnız önemli olan şu nokta var arkadaşlar. Yabancı takas oranının 65.56 seviyelerine ulaştığı en yakın dönemimiz gördüğünüz gibi 5 Şubat 2018 tarihini yani Şubat 2018 ayını ifade ediyor. Biz Şubat 2018 ayı itibariyle endeks bazında hangi seviyedeymişiz acaba? Hemen arkadaşlar buna da bir bakalım isterseniz. Şubat 2018 itibariyle biraz evet Şubat 2018 itibariyle 110 binler seviyesindeymiş. Hatta 118 binler seviyesine kadar ulaşmışız. Bu hususu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yabancı takas oranı %65 seviyesinin üzerine çıktığı en son dönem Şubat 2018 imiş ve Şubat 2018'de de yabancı takası %65'ler seviyesinde iken endeksin bulunduğu seviyeler 113 bin, 115 bin hatta 118 bin bölgesinin dahi olduğu bir seviyede imişiz. Şimdi burada akla gelen soru şu. Madem ki yabancı takas oranı %65 üzerine çıktı,
geçmiş dönemlerde de %65 üzerine çıktığı zamanlarda endeks 118 binleri gördü. O halde biz yine 118 binlere rahatlıkla gideriz. Buradan çıkan böyle bir sonuç var gibi görünüyor. Evet, haklısınız. Düz mantıkla bakacak olur isek böyle bir sonucu yakalamak mümkün. Ancak unutmamak gereken, dikkatten kaçırmamak gereken bir fark var arkadaşlar. O tarihlerde, yani Şubat 2018 tarihlerindeki dolar kuruyla bugünkü dolar kuru aynı değil. Dolar bazında çok değeri kaybetmiş olan, değer yitirmiş olan hisse senetlerinde yabancının daha yüksek oranda pozisyon almış olması ayrıntısını unutmamak lazım. Şubat 2018'deki koşullar ile Ocak 2019'daki, yani bir yıl sonrasındaki koşullar aynı değil. Bu nedenle direkt olarak 118'e, 120'ye, 130'a gideriz. Efendim, geçtiğimiz yıl şu tarihte yabancının takas oranı aynıydı gibi bir eş değer benzetme içerisinde bulunmamız bizi hatalı sonuçlara yöneltecektir. Peki sevgili arkadaşlar, elbette ki bu hususta çok net bir ifade kullanmak mümkün değil. Yabancının aklından geçeni benim bilmem mümkün değil, sizin de bilmeniz mümkün değil. Veya yabancının kendisi bile 10 gün, 15 gün, 20 gün sonra küresel şartlarda nelerin olabileceğini belki bilmiyor. O ayrı bir konu. Fakat biz yine de bu anki koymuş olduğumuz bu teoremi veya bu gerçeği teyit etmek bakımından bir başka sağlama yöntemine gidelim. Neye gidelim arkadaşlar? Biliyoruz ki bankacılık endeksinin genel endeks üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bankacılık sektörü hareketlenmezse, banka hisseleri hareketlenmezse asla endeks bir yerden bir yere gidemiyor. Sanayi endeksi bu konuda son derece, tabirimi hoş görün, güdük kalıyor. Ancak bankacılık endeksinin peşinden gidebilirse gidebiliyor. O zaman bankacılık endeksiyle ilgili olarak bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Yapalım. Değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bankacılık endeksi. X bank koduyla tanımlanan bankacılık endeksidir. Ve bu bankacılık endeksi arkadaşlar, evet, bankacılık endeksiyle ilgili olarak endeksin zirve yaptığı süreyle dönemde, doğal olarak bankacılık endeksi de zirve yapmıştı. Bankacılık endeksinin zirvesiyle dip noktası arasındaki bölgeleri referans kabul etmek üzere çizmiş olduğumuz Fibonacci çalışmamızda bankacılık endeksinin %38.2'ye tekabül eden 130.975, yuvarlak olarak bunu 131.000 diyelim, 131.000 seviyesini veya direncini nin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğini, bu direncin üzerine çıktığını ve bunun da ötesinde haftalık kapanışını bu seviye üzerinde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Direnç noktamız 131.000, kapanış seviyemiz 132.283 ve 134.700'ler, 135.000 seviyesine bir yaklaşım söz konusu olmuş. Şimdi arkadaşlar, burada önemli olan nokta, birinci olarak bu seviyenin bir destek olarak kalmasıdır. Yani 131.000 seviyesinin bankacılık endeksi açısından önemi büyüktür. Bu seviyenin aşağısına gelmemeli. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmeli. Devam etmeli ki bu durumda bankacılık endeksinin bir sonraki direnci olan 140.000 üzerine, yani %50'ye denk gelen 143.000 seviyesine yönelik atağının devam edebileceğine dair bir kanaat, bir inanç oluşabilsin. Peki arkadaşlar, eğer bankacılık endeksi 131.000 direnci üzerinde tutulur ise ve 140.000'lere doğru bir hareketlilik yaşayacak olur ise bu durumda endeks ne olabilir? Hani dedik ya, endeks 100.000 direncini aşabilir mi, aşamaz mı durumunu tartışacağız diye. Arkadaşlar, endeksin gördüğünüz üzere şu anda ulaşmış olduğu nokta %38.2 direncidir. Aynen X bank veya bankacılık sektöründe olduğu gibi. Ve bu seviye arkadaşlar, bakıyoruz 38.2'ye, 98.735. Endeks bugün arkadaşlar neyi gördü? En yüksek 98.662'yi gördü. Yani bu direncini test etti. Ama bu direncin üzerinde kapanış yapamadı. Oysaki bankacılık endeksi bu direncin üzerinde kapanış yaptı. Yani bankacılık endeksi olması gerekeni yaptı. Endeksten bir adım önde kaldı. O zaman ben bunu bir not olarak bir yere yazıyorum.
bankacılık endeksi gücünü koruyor. Eğer ki İMKB BIST 100 endeksi 98.450'ler seviyesinde bir kapanış gerçekleştirebildiyse 98.700'ler civarındaki şu direncine çok yakın bir noktada kapanış yapabildi ise ve bugün tüm Avrupa endeksleri de son derece olumlu bir kapanış yaşadıysa önümüzdeki hafta için yabancı takas oranının da %65 üzerinde bulunuyor olmasını bir referans kabul ederek şu an içinde bulunduğumuz direnç noktasına yakınlığımız ve bir başka önemli husus bankacılık endeksinin bu önemli direncini zorluyor olması nedeniyle bu kez 100 bin direncinin aşılabilme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Tekrar altını çiziyorum, yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir başka ifadeyle bu kez 100 bin direncinin aşılma ihtimalinin yakın dönemlerdeki son 3-4 aylık süreçteki 100 bin ataklarına oranla daha güçlü olduğu kanaatindeyim. Niçin bu kanaatteyim arkadaşlar? Hemen bunun nedenlerini de sizlere izah edeyim. Bakınız, 100 bin direncinin zorlanmış olduğu bir önceki döneme bakalım. Şu tarihlere baktığımız zaman, Eylül aylarına baktığımız zaman arkadaşlar, bankacılık endeksinin oldukça geride olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksi şuradan daha kolay gösterebileceğimi tahmin ediyorum size. Evet arkadaşlar, şuradan daha kolay gösterebileceğim. Bakınız, en son 100 bin atağını yaptığımız 96.800'lere kadar ulaştığımız bir 3 Aralık tarihi var. Onun öncesinde de arkadaşlar 1 Ekim tarihinde 100.650 seviyesine kadar ulaşabildiğimiz ancak bu 100 bin üzerinde kapanış yapamayarak net ve sert bir şekilde geri dönüş yaşamış olduğumuz bir dönem var. Ekim tarihinde, Ekim 2018 tarihinde 100 bin atağı yaşamışız ama biz bu 100 bin atağını yaşarken yabancı takas oranımız neymiş arkadaşlar? Ekim ayına dönelim bakalım hemen. Ekim ayına dönüp baktığımız zaman yabancı takas oranımız %62'ler seviyesindeymiş. Ama biz bugün 100 bin direncini %65 oranına gelmiş olan bir yabancı takasıyla zorluyoruz. Bunu da bir artı unsur olarak değerlendirebiliriz. 100 binin aşılabilmesi ihtimalini artıran bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Yabancı önceki döneme oranla biraz daha güçlü ve yoğun bir pozisyonla 100 bine doğru ilerliyor. 100 bine doğru atak yapıyor. Tabii ki bunu destekleyen bir başka unsur daha var. O tarihlerdeki dolar bazlı endeksin değeriyle bu tarihlerdeki dolar bazlı endeksi daha ucuz olduğunu da dikkate almak durumundayız. Peki arkadaşlar, 1 Ekim tarihinde bankacılık endeksinin konumu neymiş? O hangi seviyelerdeymiş? Bakalım hemen. Ekim tarihine geliyorum arkadaşlar. Ekim tarihinde bankacılık endeksi 103 binler civarındaymış değerli arkadaşlar. Ama bugün bankacılık endeksinin 130 bin üzerinde olduğunu görüyorum. Yani bir yanda %62 ile 100 bine giden, diğer taraftan 103 bin bankacılık endeksi seviyesiyle 100 bin direncini aşmaya çalışan bir endeksi mi güçlü kabul edebiliriz? Yoksa bugün %65 seviyesine ulaşan bir yabancı takas oranı ve 130 bin direncini aşma çabasını gösteren ve bu konuda oldukça niyetli davranan bir bankacılık endeksi gücüyle mi endeksin 100 bin direncini aşabileceğini, aşabilme olasılığının daha yüksek olduğunu konuşabiliriz. Bu durumu sizin takdirlerinize bırakıyorum ve ben bu tespitlerin neticesinde bu kez bu atakta 100 bin direncinin aşılabileceğini düşünüyorum. Evet, 100 bin direncinin aşılması demek ne demek? Şu demek değil arkadaşlar. 100 bin direnci aşılınca biz yeniden kesin olarak 120 bine gideceğiz. Ve hatta çok daha ilerilere gideceğiz. 130'lar, 150'ler vesaireler vesaireler. Hayır arkadaşlar, benim böyle bir beklentim bulunmuyor. Niçin bulunmuyor biliyor musunuz? Yabancı trade etmesini bilen bir yapıya sahiptir. 90 bin sürecinde toplamış olduğu malı bir şekilde uygun bir noktaya geldiği anda ve tabii ki Viyop kanadında da almış olduğu pozisyonlarıyla hisse senetlerinde %10 kazanacaktır ama bu 10 bin puanlık atakta Viyop cephesinde %100'lere yakın bir kazanç elde edecektir. Bu anekdotu da gözden kaçırmayalım. Dolayısıyla bu 100 bin direncinin aşılma aşamasında çok ama çok dikkatli olunması gereken bir sürece gireceğimiz kanaatindeyim.
Niçin? 2018 yılının son dönemlerinde gerek sanayi, gerek banka vesaire vesaire ticaret hacmindeki düşüklük, ekonomideki olumsuzluk, çarkların dönmemesi, karlılıkların azalması vesaire gibi unsurlar 2019 yılının birinci ve ikinci çeyrek bilançolarına yansıyacaktır. Ve bu bilançolara yansıdığı zaman beklendiği kadar iyi gelmeyen bilançolar nedeniyle artık kötü durumlar satılmaya başlayacaktır. Ve endekste olumsuz bir tablo oluşmaya başlayacaktır. İşte endekste bu olumsuz tablolar olmadan önce bir trade etmek, bir şekilde endeksi iyi bir noktaya taşıyıp eldeki pozisyonları karlı bir şekilde azaltabilmek gibi bir düşüncenin yabancılar tarafından var olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple 100 bin direncinin aşılma ihtimalini yüksek görüyorum. 103 bin, 104 binlere kadar devam edebilecek ve hatta belki de 105-106'ları dahi bulacak bir yükseliş dahi söz konusu olabilir. Ama asla bu rakamlar sizin gözünüzde büyümesin. Endeksin şu anda %3-4'lük bir prim daha yapması endeksi 103'lere 104'lere getirecektir. Endeks 100 bin direncini aştı. Artık 100 bin direnci bir destek haline gelmiştir. Sahte, suni bir mesajının, bir algılamanın gündeme getirilmesi durumunda. Bu algıya bağlı olarak yeni yerli yatırımcılar, yeni küçük yatırımcılar bir şekilde endekse ilgi göstersinler. Ve tabii ki onların göstermiş olduğu ilgi eşittir. Birilerinin çok aşağılardan almış olduğu senetleri satabilecekleri, yeni umutlar vererek satabilecekleri yeni müşteriler anlamına gelecektir. Bu nedenle endeksin 100 bin üzerindeki tavır ve davranışlarının çok ama çok dikkatli takip edilmesini düşünüyorum. Bunun zorunlu ve gerekli olduğu inancındayım. Bir kez daha 100 bin desteği kırılmaz canım, nasıl olsa çok güçlü bir destektir deyip de beklemede kalanlar ve 97'lere 95'lere düştüğü zaman vah vah pozisyonlarına düşmemek adına 100 bin üzerine yönelik ataklarda 100 bin üzerinde tutunma çabalarının ve artık burası destek yapıldı gayretlerinin ön plana çıkarıldığı bir aşamada veya çıkarılabileceği bir aşamada çok mantıklı olmak gerektiğini, asla duygusal yaklaşımlar içerisinde olmamak gerektiğini altını özellikle ve özellikle çizmek istiyorum. 100 bin ile 104 bin arasında, 103 bin, 104 bin bu civarlara kadar bir atak söz konusu olabilir. Bu atak 100 bin direncinin net ve kesin olarak aşıldığı şeklinde bir algının yaratılmasına sebebiyet verebilir. İşte o dönemlerde bir miktar, tabii ki her hissenin kendine özel hikayesi vardır, her hissenin kendine özel bir beklentisi vardır. Onlar ayrı konular ama endekse duyarlı hisseleriniz var ise, genel konuşuyorum, asla bir yatırım danışmanlığı sıfatı veya tavrıyla konuşmuyorum. Genel yaklaşım olarak o seviyelere 103'ler, 104.000'ler seviyelerine yönelik bir atak olur ise o günlerde duyacağınız 120'ye, 130'a, 140'a gidiyoruz söylemlerine lütfen kulaklarınızı tıkayınız. Bir miktar sat-al taktiğini ve stratejisini uygulamak adına pozisyonlarınızda, daha doğrusu endekse duyarlı olan, beklentisi endeksle alakalı olmayan hisselerinizde pozisyon azaltmanızın yararlı olacağı kanaatindeyim. Endeks ne zaman ki 106.500, 107.000 seviyelerini net bir şekilde destek yapar, artık olası 110.000 ataklarının ardından gelecek olan geri dönüşlerde 106.000'in aşağısına gelmeyen bir tablo görüyorsak, minimum 2 hafta, bakınız 2 gün demiyorum, minimum 2 hafta 106 bin üzerinde kalan bir endeks seyri görebiliyor isek, işte ben o zaman derim ki evet ya, endeks 120'lere de gidebilir. Hatta bu 120 TL bazındaki tarihi zirvesini de aşabilir. Ama benim şahsi düşüncem, bu kez endeksin geçmişteki, yakın geçmişteki görmüş olduğumuz tablolardan farklı olarak 100 bin direncinin aşıldığına dair bir mesaj verilecek. Ancak bu mesajın samimi bir mesaj olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Özellikle ve özellikle yabancı kendini düşünecektir. 100 bin üzerinden hafiflemeyi hesap edecektir. Hafiflerken de yeni beklentiler yaratmak, olumlu söylemlere bağlı olarak da yeni alıcıları çekecektir. 100 bin üzerinde alıcı olmak çok önemli bir risk almak anlamına gelecektir.
Sevgili arkadaşlar, bunlar benim tabii ki şahsi görüş ve kanaatlerimdir. Katılabilirsiniz veya katılmazsınız. Tamamıyla bunlar sizin kendi mantığınız çerçevesinde değerlendirmeniz gereken konulardır. Endeksin önümüzdeki hafta için içinde bulunduğu tabloya bir bakalım arkadaşlar. Hangi pivot değerlerini takip etmemiz gerekiyor? Bunu bir sizlere arz etmek istiyorum. Evet, endeks 98.454 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi ve endeksin önümüzdeki hafta için 96.490, yuvarlak olarak 96.500 seviyesinin üzerinde kalması durumunda, bu pivot seviyesinin aşağısına gelmemesi durumunda, öncelikle 102.591-102.600 seviyelerine kadar devam edebilecek bir gücünün olabileceğini düşünebiliriz. Dikkat ediniz, 96.500'ün aşağısında kalmıyorsak, daha doğrusu 96.500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyorsak, bu seviyenin aşağısına gelmiyorsak endeksin 102.590-600 seviyelerine kadar devam edebilecek bir gücünün varlığından söz edebiliriz. Eğer ki bu direnç bölgesi de aşılacak olur ise veya bu bölgeden gelecek olan kar satışlarında 100.000 direncinin güçlü olduğu, az önce size anlatmış olduğum bir mesajı verebilmek bakımından 100.000 artık destektir, eskiden dirençti ama şimdi destek konumuna geldi. Bakınız görünüz 100.000 aşağısına gelmiyoruz ve 100.000'e yaklaştığımız zaman direkt tepki buluyoruz tarzında bir endeks manzarasıyla karşılaşılabilir isek, bu durumda bu seviyenin de aşılmak suretiyle 104.700-105.000'lere kadar bir olasılık gündeme gelmiş olabilir. Ama bir kez daha belirtiyorum, 102.600 ila 105.000 aralığını ben tehlikeli bir bölge olarak göreceğimi sizlere ifade etmiş bulunuyorum. Pazartesi günü itibariyle arkadaşlar endeksin pivot değerlerine bakacak olur isek, pazartesi günü itibariyle ise 98.150 seviyesiymiş pivot seviyemiz. İkinci dikkat etmemiz gereken, 98.150 seviyesinin aşağısına gelinmediği takdirde endeksin önce 99.200'e ardından 99.700'e buranın da aşılması durumunda 100.800-100.900 bölgesine doğru bir atak olma olasılığının yüksek olduğunu görmekteyiz. Ve pazartesi günü itibariyle arkadaşlar endeksin son dönemlerde 100.650'den geri dönüş yaşadığını hatırlamak kaydıyla, yurt dışında önemli bir olumsuzluk olmazsa bir iki gündür devam etmekte olan olumlu havanın bozulmasına neden olabilecek bir etken görmüyor isek, pazartesi günü itibariyle endeksin 100.650 seviyesi üzerinde bir kapanış yapma istek ve arzusunu dahi görebilmemizi olası görmekteyim. Zira böyle bir olasılık oluştuğunda genel algılama şöyle olacaktır. Endeksin son aylarda bir türlü aşamadığı 100.600 direnci dahi aşıldı. O halde endeks gidecektir şeklinde bir albeni yaratmanın ilk tablosunun da pazartesi ve salı günkü işlemlerle verilmek istenebileceğini düşünüyorum. Dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Pivot seviyelerini ve destek noktalarını lütfen dikkatli bir şekilde takip ediniz. Ama asıl takip etmeniz gereken nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Endeksin nereye kadar gideceği konusunda %100 emin konuşmak tabii ki mümkün olamayacaktır. Şuraya kadar gider, buraya kadar gider vesaire. Yabancının niyetinin, güçlü alıcıların niyetinin neler olduğunu çok net bir şekilde bilmemiz mümkün değildir. Ama arkadaşlar, evet, sonuç olarak şeklinde sizlere bir özet bilgi vermek bakımından endeks 104.000-106.000'e ulaşabilmesi için yabancı takas oranının %65 üzerinde kalması gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bu yabancı takas oranını günlük olarak takip ediniz. Yabancı takas oranı eğer endeksin yükselmesine rağmen düşmeye başlamış ise işte orada 3 tane ünlemi, 3 tane soru işaretini yan yana koyunuz. Yabancı takas oranı düşerken endekste bir yükseliş görülüyorsa bu bir tuzak yükseliştir. İkinci bir nokta, bankacılık endeksinin 131.000 seviyesi üzerinde kalması lazım. 131.000 üzerinde kalıp da 135.000-140.000 bölgesine girmiş ise bu durumda endeksin 100.000 üzerinde kalıp 104'lere 106'lara doğru bir hareketliliğini devam ettirebileceği düşünülebilir. Ama bankacılık endeksi 131.000 aşağısına geliyor ve bu desteği zorluyor ise endeksin gücünün kaybolmakta olduğunu dikkate alabilirsiniz.
BIST 100 endeksinin 100 bin üzerinde minimum 2 kapanış yapması gerekiyor. Ve hatta 100.650 seviyesi, 100.700 üzerinde minimum 2 kapanış yapması gerekiyor. Ve tabii ki ana koşulumuz olarak da yurt dışı piyasalarda ciddi bir kaos olmamalıdır. Şu ana kadar anlattığımız pembe tablonun yurt dışında oluşabilecek olan farklı farklı unsurların gündeme gelmesi durumunda çok da fazla bir anlamı kalmayacaktır. Sevgili arkadaşlar, endeks konusunda, yabancı takası konusunda ve endeksin önümüzdeki haftaya yönelik veya önümüzdeki kısa sürece yönelik olarak içinde bulunduğu yabancı ve bankacılık endeksi bazındaki görüntüyü sizlere arz etmeye çalıştım. Bu tarz videolarımı eklediğim dönemlerde anında haberdar olabilmek istiyorsanız, herhangi bir gecikme yaşamadan bilgilenmek istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olmanız gerekiyor. Abone durumu biliyorsunuz YouTube'da ücretsizdir. Bunun dışında gerek dolar TL, gerek endeks ve gerekse hisse bazlı, özellikle her gün yeni bir hissenin analizini yapmaya çalışıyorum. Bu tarz hisselerle ilgili olarak da gün içerisinde bilgi sahibi olmak istiyorsanız, gerek dolar TL'nin gerekse diğer önemli paritelerin, ons altın gibi, euro dolar gibi veya Japon yeni dolar gibi bu unsurların da saatlik, 2 saatlik veya 4 saatlik pivot seviyelerinin ulaşabilecekleri yüksek ve aşağı noktalar konusunda, destek ve direnç noktaları konusunda bilgi sahibi olmayı arzu ediyorsanız Twitter adresim @HalukCanberk'tir. Efendim, iyi bir hafta sonu diliyorum. Dolar TL ve pariteler hususundaki analizimi muhtemelen yarın aktarmış olacağım. Bunun haricinde bu hafta zannediyorum sizlerle ilgili olarak sizlerin talepleri doğrultusunda, anketlere vermiş olduğunuz cevaplar doğrultusunda da bir iki hissenin de analizini ayrıca aktarmış olacağım. Hepler hoşça kalınız, saygılarımla.